İkinci sınıf ikinci ünite değerlendirme soruları. Birinci sorudan başlayalım. İki toplananlı bir toplama işleminde toplananlardan biri 29 toplam 63 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır? Toplananlardan biri verilmiş toplama işleminde ve toplam verilmiş. Buraya toplam diyoruz. Ve diğer toplananımız verilmemiş ve bunu soruyor. Verilmeyen toplananı. Verilmeyen toplananı çıkarma işlemiyle yapıyorduk. Ne yapıyorduk? 63'ü yazıyorduk yani toplamı. Altına verilen toplananı yani 29'u yazıyoruz ve ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 3'ten 9 tane alamayız çünkü 3 azdır. Komşuya gittik. Bir tane onlu kaldık. Komşuda 6 vardı. 5 kaldı. 3'ün önüne yazdığımız zaman 13 olacaktır. 13'ten 9'u çıkardığımız zaman 4 yapar. 5'ten 2 çıkınca da 3 yapar. Demek ki verilmeyen toplanımı toplananımız 34'müş. Topladığımız zaman doğru yapıyor mu diye de kontrol edelim. 9 4 daha 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. Doğru. O zaman verilmeyen toplananımız 34'tür. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bir ofiste 16 kadın, kadınlardan 8 fazla erkek çalışmaktadır. Kadın erkek kaç kadın varmış 16 kadınlardan 8 fazla erkek yani kadınlar 16 16'dan 8 fazla erkek varmış 16'nın üzerine 8 eklersek toplarsak 24 yapar yani 16 kadın 24 erkek varmış neyi soruyor bize toplam kaç çalışan vardır diye soruyor 24, 16 daha kadınlarla erkeklerin sayısını topluyoruz. 6, 4 daha 10 yapar. 10'un sıfırı elde var. 1, 2, 1 daha 3, bir de elde 4. Toplam 40 çalışan vardır. Bir tiyatro salonu. 95 kişiliktir. Kadın 26 erkek 39'dur. Neyi soruyor? Buna göre salonda kaç boş koltuk vardır? Gelen kadınlarla erkekleri toplayalım. 39 kaç kişi geldiğini bulalım öncelikle. 39 erkek, 26 kadın gelmiş. Toplayalım. 9 6 daha 15 yapar. 15'in 5'i elde var 1. 3 2 daha 5 1 de elde 6. Tiyatroya 65 kişi gelmiş. Ama salon kaç kişilikmiş? 95 kişilikmiş. Ne yapacağız? Salondaki koltukların sayısından gelenleri çıkartacağız ki boş koltuklar ortaya çıksın. 5'ten 5 çıktı 0. 9'dan 6 çıktı 3. 30 adet boş koltuk vardır. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Pul koleksiyonu yapan Nurhan'ın 15 pulu daha olursa pullarının sayısı 2 basamaklı en büyük doğal sayı eşit. 2 basamaklı en büyük doğal sayı nasıl buluyoruz? Böyle iki tane çubuk çiziyoruz. En büyük dediği için en büyük rakamları yazıyoruz. Rakamlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. En büyük rakamımız hangisi? Tabii ki 9. İki basamaklı en büyük sayıyı bulmak için rakamlardan en büyük olanlarını yazıyoruz. 99. Ama bize bunu sormuyor. Ne diyor? Nurhan'ın bir pul koleksiyonu var. Sayısını bilmiyoruz ama 15 pulu daha olursa yani üzerine eklersek 99 yapıyor. Toplama işleminde verilmeyen toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyoruz? Tabii ki çıkarma işlemiyle. Toplamdan yani 99'dan 15'i çıkartıyoruz. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8. 84. 84 pulu varmış. 15 daha olursa 99 yapacakmış. 76 sayısının en yakın onluğu, en yakın olduğu onluk 33 sayısının en yakın onluğundan kaç fazladır? 76 sayısının en yakın onluğunu bulursak, birler basamağında 6 var. 5 ve üzerindeki Rakamlar bir üst onluğa, bu onluk 70'te bir üst onluk 80'dedir. 80'e yuvarlanır. 33 sayımız ise birler basamağında 3 var, 5'ten küçük bir sayı ise bulunduğu onlukta yani 30'da kalır. Neyi soruyor bize? Kaç fazladır? Yani aradaki farkı soruyor. 80 ile 30 arasında. Kaç fark var? Zihinden de bulabilirsiniz. İkisinin de birler basamağı 0. 8'den 3'ü çıkardık. 5 arkasına direkt 0 ekleyebiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Bir çıkarma işleminde eksilen 5 artırılır artı 5 yazalım böyle. Çıkan çıkana da yıldız diyelim. 2 azaltılırsa fark nasıl değişir? Size bunun kolay bir yöntemini göstereyim. 5'ten 5'i çıkartalım. Yani bunlarla tamamen alakasız bir çıkarma işlemi yapalım. Sonuç ne? 0. 5'ten 5 çıktı 0. Şimdi bir de bunun bu söylenenleri bu işlemimiz üzerinde uygulayalım. Eksilene 5 ekleyelim. Ne yapar? 10 yapar. Çıkana ise çıkan ise 2 azaltalım. 5'i de 2 azaltırsak 5'ten 2 çıktı 3 yapar. Ve bakalım yine çıkartalım işlemimizi yapalım. 10'dan 3 çıktı 7. Aradaki fark ne? 7. Ne olmuş? Artmış. Farklı işlemlerle de yapabilirsiniz biraz e, nasıl diyeyim size? Farklı sayılarla mesela 9'dan 9'dan 2'yi çıkartabilirsiniz. O şekilde de deneyebilirsiniz yine aynı sonucu verecektir. Devam edelim. Yedinci sorumuz. 19'dan büyük, 23'ten küçük. Doğal sayıların toplamı. 19'dan büyük ne var? 20 var. 19'dan büyük, 23'ten küçük olacak. Bu aradaki sayıları bulacağız. Ne var? 20 var. 21 var ve 22 var. Değil mi? 23'ten küçük, 19'dan büyük. Bu sayılarımız 20'yi yazdık. 21 ve 22'nin toplamını sormuş. Alt alta yazıp da, da toplayabiliriz. 2 1 daha 3 0 daha yine 3 yapacak. Onlar basamağına geçtik. 2 4 6 63 yapar. 8. sorumuz İçinde 12 bardak süt bulunan bidona kaç bardak daha süt konursa bidondaki süt miktarı 30 bardak olur? Bir bidonumuz var. 12 bardak sütü var. Üzerine Kaç bardak daha koyarsak burayı bilmiyoruz. Kaç bardak daha koyarsak ne yapacakmış? 30 bardak yapacakmış. Bu toplama işleminde verilmeyen onu da nasıl yapıyoruz? Toplamı yazıyoruz 30. Verilen toplanan altına yazıyoruz ve çıkartıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. 3'ten 1 aldık, 2 kaldı. 10'dan 2 çıktı, 8. 2'den 1 çıktı 1. 18. 1 pastanede sabah 46. Öğleden sonra 39 poğaça satılmıştır. Pastanede toplam kaç poğaça satılmıştır? Ne yapacağız? Sabah ve öğleden sonra satılanları toplayacağız. Toplamını soruyor çünkü. 9 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 4 3 daha 7 1'de de 8. 85 yapar. Bir çiftlikte koyun böyle k yazalım. Koyun 15 keçi Koyun yazalım hadi. Keçi 23 vardır demiş. Çiftlikteki ineklerin sayısı koyun ve keçilerin sayısının farkı kadardır. Yani farkı kadardır. İkisi arasında kaç sayı vardır? Öncelikle buraya bir inek yazalım. İnek. Ne diyor inek sayısı? koyun ve keçilerin sayısının farkı. Farkı nasıl buluyoruz? Büyük sayıdan 23'ten küçük sayıyı çıkartarak bulabiliriz. Veya küçük sayıdan büyük sayıya kadar sayarak da bulabiliriz. 23'te 15 arasında kaç fark var? İşlem yaparak bulalım. 23'ten 15'i çıkartıyoruz. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 2 vardı. 1 kaldı. 3'ün önüne yazdık. 13 oldu. 13'ten 5 çıktı 8. 1'den 1 çıktı 0. İnek sayısı 8'miş. Bize neyi soruyor? Bu çiftlikte toplam kaç tane hayvan var? Yazalım. Ne var? 15 koyun. 23 keçi Koyunla keçiyi toplayalım bakalım. Üzerine de inekleri ekleyeceğiz. 5 3 daha 8, 2 1 daha 3. 38 koyun ve keçinin toplamı. Bir de üstüne inekleri ekleyeceğiz. 38 üzerine inekleri de ekleyelim. 8, 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 3, 1 de elde 4. 46. Bir okuldaki spor kulübünde kız 36 kız öğrenci vardır. Bu kulüpteki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 13 fazla. Kız öğrencilerinin sayısından yani 36'dan fazla. Ne kadar? 13. Buna göre okulun spor kulübünde kaç öğrenci vardır? Öncelikle erkeklerin bir sayısını bulalım. 36 artı 13. 36 artı 13 daha. Erkek öğrencilerin sayısını verecek. 9, 4. Yani bu okulda 49 erkek var. 36 da kız var. Kaç öğrenci yapıyor? 49 36 daha toplayalım. 9 6 daha 15 15'in 5'i elde var 1. 4 3 daha 7 1 de elde 8. 85 öğrenci var. 12. sorumuz Ebru Hanım'ın bank hesabında 98 lirası var. Hesabından 29 lirasını çekince geriye kaç lirası kalır? Hesabından para çekince ne olacak? Hesabındaki para azalacak. Ne kadar çekmiş? 29. Ne kadar azalacak? 29. Yani çıkartacağız. 8'den 9 alamayız. Komşuya gittik. Bir tane 10'luk aldık. Komşuda 9 vardı. Bir tane alınca 8 kaldı. Buradaki 8'imizin önüne yazarsak burası 18 olur. 18'den 9'u çıkartırsak 9. 8'den 2'yi çıkartırsak 6 kalır. 69 lirası kalır. Evet başarılar dilerim.